Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki HDP Salt Nehri geçmek üzere yapılan hiçbir siyasi hesapta köprü olmayacaktır. Bizler başka bir yol var diyoruz. O yolda HDP'nin kararlılıkla savunduğu üçüncü yoldur. Evet, bu da tüm demokrasi güçleriyle birlikte yol alacağımız ve Türkiye'nin demokrasi ittifakı dediğimiz demokratik ittifaktır. Evet, demokrasi ittifakı aynı zamanda savaş karşıtı mücadele ortaklığıdır. Emeğin mücadele birliğidir. Kadınların mücadele ittifakıdır. Gençlerin özgür ve güvenceli yaşam ittifakıdır. Doğa talanına karşı ekoloji ittifakıdır. Halklar ve inançların eşit yurttaşlık ittifakıdır. Sivil toplumun, engellilerin, ezilenlerin hak ve eşitlik ittifakıdır. Demokrasi ittifakı tarihsel bir mücadele ortaklığıdır. Cumhuriyeti güçlü demokrasiyle buluşturma kararlılığıdır. Bu ittifakı tüm toplumsal kesimler adına geleceğin güçlü bir teminatı ve sigortası olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönem demokrasinin kurulması sürecinde en güçlü rolü oynayacak olan demokrasi ittifakıdır. Bunun için en geniş katılımla siyasal ve toplumsal temsiliyeti parlamentoya taşımamız, güçlü demokrasinin inşası ve hak temelli yeni bir toplumsal sözleşmenin yapılması için hayati önem taşıdığının altını önemle çizmek istiyorum. Ülkedeki bütün halkların, kimliklerin eşit yurttaşlık haklarını, kadınların eşitlik ve özgürlük haklarını güvence altına alan çoğulcu demokratik bir anayasayı demokrasiyle, demokrasi ittifakıyla birlikte yapacağız. Buradan bir kez daha söz veriyoruz. Evet, İstanbul Sözleşmesi'ni yaşatacağız ve mutlaka uygulayacağız. Kadınlara bir kez daha söz veriyoruz. Her ağaç kendi kökleri üzerinde yaşam buluyorsa, her aidiyet de anayasal güvence altına alınmış haklarıyla varlığını devam ettirecektir. Yarına dair sözü olan, eşit, birlikte yaşamdan yana olan herkesi, tüm toplum kesimlerini, demokratik örgütlenmeleri, demokrasi ittifakında buluşmaya çağırıyoruz. Bu güçlü temsiliyetle hem parlamentoyu gerçek çözüm zeminine dönüştüreceğiz, hem de yarınları şekillendirecek kurucu sözün, kalıcı çözümlerin sahibi olacağız. Anadolu ve Mezopotamya halklarının yeni yüzyılını güçlü demokrasiyle ve onurlu barışla mutlaka ama mutlaka buluşturacağız. Sevgili kadınlar, kadın yoldaşlarım, hem direnen hem de yaşamı inşa eden biz kadınlarız. Yöneten de biz kadınlar olacağız. Kadınların kurucu olmadığı hiçbir denklem başarılı olamayacaktır. Seçimlerin de, ortak geleceğin de belirleyicisi biz olacağız. Kadın ittifakımızla ülkeyi bu karanlıktan mutlaka ama mutlaka çıkaracağız. Uluslararası alanda demokrasiyi geri plana iten yaklaşımları fırsat bilen AKP iktidarı hukuksuzluk rejimiyle ve siyasi kumpas davalarıyla ülkeyi dizayn etmeye çalışmaktadır. HDP ve demokrasi güçleri mücadelesiyle buna asla izin vermeyecektir. Adaletsizlik karanlığının Türkiye halklarının geleceğini teslim almasına kesinlikle izin vermeyeceğiz ve bunun önüne bir barikat çekeceğiz. Bugüne değin tüm adaletsizliklere karşı büyük direndik, aldığımız güçle gerçek
ve onarıcı bir adalet düzeninin kurulması mücadelesini de aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Söz veriyoruz. Gezi aileleri için 480 gündür direnen Emine Şen Yaşar için, Cumartesi anneleri için, Çorlu aileleri için, Soma aileleri için, Roboski aileleri için, adalet nöbetindeki tutuklu anneleri için, erkekler tarafından katledilen ve şiddete uğrayan tüm kadınlar için adaleti aranır değil, yaşanır hale getireceğiz. Çözüm gücü biziz. Sözümüz var, sorunu kaynağında çözeceğiz. Her gün adaletsizlik üreten gaspçı, kayyumcu, hukuk talancısı iktidarı kesinlikle ama kesinlikle göndereceğiz, göndereceğiz, göndereceğiz değerli halkımız. Evet, değerli halklarımız, büyük değişimin arifesindeyiz. Hukukla ve halkın gerçekleriyle bağı kalmayan, saray saltanatından illallah eden herkes yeni bir geleceğin hayalini kurmaktadır. Türkiye'nin ihtiyacı çoğulcu, katılımcı, demokratik bir sistemdir. Güçlü yerel demokrasidir. Geniş yetkiye sahip çoğulcu bir parlamentodur. Biz bu sistemin inşasını hedefliyoruz. Evet, önümüzde önemli bir seçim süreci var. Bu seçimler kimin cumhurbaşkanı ya da başbakan olacağı seçimi değildir. Asıl mesele kriz üreten bu sistemin değiştirilmesi ve demokratik, eşitlikçi yeni bir düzenin kurulması meselesidir. HDP bu seçimlerin ve sonrasındaki sürecin temel belirleyenidir. Yeni dönemin siyasal gücüdür. 27 Eylül deklarasyonumuzda ilkelerimizi, nasıl bir gelecek hedeflediğimizi net bir biçimde ortaya koyduk. Aynı noktada olduğumuzun altını bir kez daha önemli çizmek istiyorum. Biz halkımızın ve ülkenin gündemindeki yakıcı sorunlara ve bunların kalıcı çözümüne odaklıyız. Şunu da net olarak ifade etmek isterim ki Türkiye halkları kriz iktidarına da restorasyon siyasetine de asla mahkum ve muhtaç değildir sevgili halkımız.